Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle su yolu ipli bileklik yapacağız. Bunun için bu her tür tuhafiyede, hobi malzemeleri satan yerlerde, takı malzemeleri satan yerlerde bulabileceğiniz metreyle de satılan bu su yolunu kullanacağız. Ve paraşüt ipimiz var. Bu da normal makreme ipi diye satılıyor. Paraşüt ipi diye satılıyor. Şimdi öncelikle çalışmak için şu benim tepsimi önüme almam lazım. Böyle bir tepsi yardımıyla, bu benim makreme tepsi. Bunu ben aldım. Çay tepsisi elbette. Aldım. Böyle makreme işlerimde örmekte kullanıyorum. Ve böyle mandallarım var. Şimdi öncelikle şöyle bir 50-60 santim kadar ipi ikiye katlayarak tepsimin kenarlarına bu mandallar yardımıyla tutturuyorum. Şöyle iki ipin yan yana olmasına dikkat ediyorum. Bir kırışıklık, bir dönüklük olmadan yerleştiriyorum. Daha sonra yine bir 50-60 santim kadar daha keseceğim ipimden. Şöyle kestikten sonra bakın bunun üstünde tutarak bir makreme düğümü atacağım. Makreme düğümünü bundan önceki videomuzda göstermiştik. Ayrıntılı şekilde. Bakın. İlk iki taş aralığından düğümümü atıyorum buraya. Nasıldı? Bunun üstüne getiriyorum. Diğerini onun üstüne ve altından çekiyorum. Şöyle bir sıkıca buraya bunu sabitliyorum. Sıktım. Şimdi buradan sonrası daha kolay. Sağ taraftaki ipimi aldım. Ve bu boşluklardan dönerek sarıyorum ipimi. Bu şekilde tutuyorum. Bu çok kolay. Hem de bir o kadar da şık bir bileklik oluyor. Şık bir görüntüsü oluyor. Bakın siz de çok beğeneceksiniz. Hem de hiç pek o kadar da teknik bilgi gerektirmeyen bir model. Böyle döne döne aşağı kadar saracağım. Bu ortadaki su yolunu bilek ölçümde aldım ben. Siz de bir o kadar o ölçüde yaparsınız. Hiç başka bir şey yok. Sadece sarıyorum. İpin altta kalmasını ve taşın tam onun üstüne oturmasını sağlayarak elbette. Evet, sonuna kadar sardım. Bakın. Şunu şöyle bir basitçe şuraya sabitleyeyim. Şunu da buraya tutturalım. Ve şimdi geldik diğer ipe. Bunu da tam çapraz istikametinde. Öyle. Bakın. Geçirerek diğer ipin üstünden atlaya atlaya çaprazlaya çaprazlaya
aşağıya kadar ineceğim. Sona geldiğimizde bu düğümü sökelim. Sabit kalması için yaptığımız düğümü. Evet. Şimdi ikisini aynı boşluğa getirdim. Ve buraya da yine bir kare düğüm atacağım. Yani yine bir makreme düğümü atacağım. Bu şekilde. Hatta bir tane daha atayım bu dibine. Şimdi buralardan kesiyorum. Böyle bunları buraya yapıştırdım. Şimdi uçlarını yapalım. Yine bu topları da takım malzemeleri satan herhangi bir yerden bulabilirsiniz. Bakın şöyle ikisini uçlarını yakıp şöyle bir yapıştırırsak daha kolay geçer. Geçiriyorum. Küçük birer düğüm atacağım. Aşağı yukarı 5 santimlik boşluk yeterli. Şimdi kilidini örelim. Kilidi içinde 25-30 santim gibi bir ip yeterli. Bunu bu şekilde tutup diğerinde onu tam üstüne yerleştiriyorum. Ve ipi altından tutuyorum. Diğerinin üstüne getiriyorum. Bunu onun üstüne ve şu aralıktan, boşluktan bunu çıkarıyorum. Şöyle sıkıştırdım. Bu sefer dip, bu soldaki ipi üstüne getiriyorum. Ortadaki iplerin. Bunu bunun üstüne ve buradan çıkartıyorum. Normal makreme düğümü. Tekrar makreme düğümünü, makremeli, dediğim gibi makremeli bileklik videomuzda detaylı şekilde anlattım. Oraya da bir göz atarsanız sizin için yararlı olacaktır. Şöyle 4 tane düğüm yeterli kilit için. Diplerinden kesiyorum ve bunları çakmakla yakarak yapışmasını sağlıyorum. Bu şekilde su yolu bilekliğimiz hazır. Hemen takmak istiyorum. Bakın. Gayet şık bir bileklik. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, pozitif kalın. Hoşça kalın.